Manşete hoş geldiniz. Evet, Van'da elde edilen ikinci seçim zaferinin ardından ki umalım ki bu sonuncusu olsun. Çünkü riskler devam ediyor, tehlikeler devam ediyor. İktidarın özellikle Doğu Güneydoğu seçmen iradesine müdahaleleri devam ediyor ve edecek. Bu ikinci seçim zaferinin ardından kutlamalar olduğu Dün ekrana getirmiştim. Şimdi de dünden bu yana temizlik devam ediyor. Sol üst köşedeki e, görüntüde, videoda... Bizzat belediye başkanı Abdullah Zeydan bu temizlik çalışmalarına e, önderlik ediyor. Hemen altta, sağda da zaten e, sağdaki dik e, videoda görüyorsunuz. E, dün akşam saatlerinden itibaren şey başladı. Çünkü insanlar sokağa çıktılar. Bu arada birileri vandallık yaptı. Birileri ortalığı karıştırdı. Bir, bir şeyleri yaktı. Olabilir. Bilemiyoruz yani. E, e, emin olunmayan birisi. E, İnsanlar da karışabilir bu tür olaylarda. Dolayısıyla ne %100 kefil olabilirsin ne de %100 karşı olabilirsin. Ama şu açık Van halkı büyük bir oranda sokağa döküldü ve iradesini talep etti ve kazandı. Sonrasında bir yanlıştan dönüldü ve Yüksek Seçim Kurulu aldığı hızlı kararla Mazbata'yı Abdullah Zeydan'a iade etti. AKP kaynıyor dedik birazdan ona bakacağız ama şimdi şöyle e iddialar var. Şöyle haberler var. İşte bu Erdoğan'a rağmen yapıldı ya da Erdoğan istedi ya da işte efendim birileri kendi başına inisiyatif aldı filan. Şunu unutmayın. Özellikle Van olayında bu derece organize, bu derece planlı, bu derece öne arkası düşünülmüş ve bu derece şeytani bir planın saraydan Van'a kadar arada Diyarbakır Mahkemesi de var. Van'a kadar sıralı Yığınla isim yetkili siyasi yargı içinde ve kolluk gücü itibariyle e, dahili olmaması olanaklı değil. Diyarbakır 5. Ağır Ceza'dan daha önce e, haklarını iade etti belediye başkanı hakkında. Hayır biz haklarını iade etmedik. E, o seçime giremez. E, seçilse bile başkan kabul edilemez falan diye bir karar çıkartıyorsunuz. Bunu... Cuma günü mesai bitimine 5 dakika kala seçim kuruluna iletiyorsunuz. Seçim kurulu harekete geçiyor. O arada AKP adayına haber veriliyor. O arada yangından mal kaçırır gibi bir işlem tutuluyor. Şeytani diyorum çünkü seçimde bu iş yapılınca kayyım atanmış olmuyor kağıt üstünde. Ahat Arvas seçilmiş oluyor. Seçilmiş olduğu için de belediye meclisi DEM partide olduğu için DEM partide bir seçim yapılmıyor. Belediye meclisinde yeni bir seçim yapılmıyor. O da Abdullah Ad Arvas da yalancı çıkmamış oluyor. Hani bir ay önce demiş ya ben kayıma atanmak istemiyorum. Hepsi oluyor ve saray takip ediyor. Yani AKP sözcüsü e, hukuku hukuk içinde diyor bu iş yürüyor. Hukukun işi siyasetin alanı değil filan diyor. Herkes takibe geçiyor. Ne olacak diye bakıyorlar. E, bu, bu ezbere olmuş bir olay değil. E, sonrasında işte HSK, Hakim Savcılar kurulu daha yeni son dakika bilgisi Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesi kararını veren Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme başlatmış. Sonra da bu oluyor. Bütün bunların hepsinin saray kontrolünde olmadığı söylenemez. Her şey sarayın, Erdoğan'ın ve onun ekibinin bilgisi, onayı ve izniyle oldu. Bu çok net. Yüzde yüz katiyetle net ve oradaki Van adayı, AKP adayının da bilgisi dahilinde oldu. Nasıl öyle oldu şimdi birlikte tek tek bakalım haberler detayda gizlidir Analiz de detaydaki bu haberler cımbızlanarak ortaya konur yüzde yüz bir katiyette söylüyorum yüzde doksan değil şimdi birlikte bakalım temizlik görüntülerini gördünüz değil mi şey de bırakmıyor yani kutlamaları tam yani insanlar seçim zaferini kutlarken kutlamaları sabote eden devlet halkı sokağa döken devlet daha sonra ne oldu? Yanlıştan dönüldü. Mazbata sahibine iade edildi ve insanlar caddelerini, sokaklarını temizliyorlar ve halk evine çekildi. Hani nerede vandallık? Hani nerede e, ajan faaliyeti, ajan provokatör faaliyeti, terör faaliyeti? Part bitti. Demek ki yani ve tekrar kutlamaları başlatan kim? Gene devlet. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu unutmayın. Şimdi haber detayda saklı muazzam bir cımbızlama. bugün iktidar medyasında, sol medyada, sağ medyada, CHP medyasında aklınıza gelen hiçbir medyada göremeyeceğiniz detaylar bunlar. Çünkü birazdan göreceksiniz. Evet bir muhalefet işbirliği söz konusuydu vanda ama maalesef medya ilgisi %100 değil, %70-80 bile değildi yani. %50 miydi bilmiyorum. Şimdi Hürriyet gazetesinin iç sayfasındaki bir detay dan detay satırlardan ekrana getirdim bu cımbızlamayı. Sinsileye bakar mısınız? Hani Abdullah Hat Arvas en son oy kullanırken fotoğraflarını paylaştı. Ondan sonra da bir paylaşım yapmadı. Şimdi bu adam çıkıp diyebilir ki ya benim de içime silmedi zaten. E, dolayısıyla Abdullah Zeydan seçilmiş başkandır falan diye bir açıklama yapabilir. Ama o öyle bir açıklama yaptığında ağzına tıkmanız lazım bu açıklamayı. Neden? İşte detay. 31 Mart günü oy verme ve sayım işlemleri devam ederken AK Parti'nin adayı Abdullahat Ad Arvas avukatı aracılığıyla il seçim kuruluna başvurarak Zeydan hakkında memnu haklarının iadesine yönelik kararın bulunmadığı bu nedenle adaylığının kaldırılması ve seçime, seçimde aldığı oyların dikkate alınmamasına karar verilmesini talep etti. Kimsenin haberi yokken almış kararı yürüyor AKP adayı. 1 Nisan günü bitmedi. Bu seçim günüydü. Oy kullandığı fotoğrafı böyle paylaştı ama o arada arkadan iş tutuyormuş. 1 Nisan günü yani pazartesi günü Arvas ve AKP Van İl Başkanlığı benzer dilekçeler veriyorlar. Yani arkadan hiç çevirmeye devam ediyorlar. Adam bir tane tweet atmadı doğru ama arkadan hiç çevirmeye devam ediyor. Ondan sonra mekanizma çalışmaya başlıyor ve kamuoyunun haberi 2 Nisan'da oluyor. Öyle yani böyle sinsi bir kayımla karşı karşıyayız. Böyle şeytani. Bak Oktay Can Demir isimli bir gazeteci paylaşmış. Van Belediyesi'ni gayrimeşru biçimde alma girişimleri halkın duvarına çarpan AKP'li Abdullah Ad Arvas benden şikayetçi olduğu emniyete ifadeye çağrıldım. Adam arkadan yargıyla iş yapmaya devam ediyor. İşin içinde boğazına kadar. Yarın öbür gün e, içime de sinmedi. E, başkanı tebrik ederim filan dediğinde yüzüne tükürün. Onun için ekrana getiriyorum. O arada tabii muhalefet güçleri CHP bir heyet gönderdi. Heyette e, avukat Sevda Erdan Kılıç da vardı. Ve elbette sağında solunda Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal gibi simge olmuş isimler de vardı. Ve bir sonuç alındı. Keşke genel başkan düzeyinde gidilseydi. Keşke daha güçlü bir heyetle gidilseydi gibi çağrılar oldu. Van'daki olay 24 saatte başlayıp bittiği için en azından bu haliyle bile tebrik hak ediyor. Van görevimizi tamamladık diyor Sevda Erdan Kılıç. Genel başkanımız Özgür Özel'e bilgi verdim. İzmir'e dönüyoruz diyor. Bu fotoğrafı da paylaşmış. Evet tebrik ederiz. Ve güzel hareketler bunlar. Çünkü yarın sizin ocağınıza da düşecek aynı ateş. O açıdan ön almanız açısından güzel bir hareketti. Milliyetin haberi veriş biçimine bakalım. Diğer şeyi falan geçtim. Van'da koltuk el değiştirdi diyor. Yani Abdullah Zeyda'nın tekrar mazbatasını almasına koltuk el değiştirdi olarak veriyor. Şerefsizliğe bakar mısınız? Eee... Bu değişik bir yandaştırı. Yani anlatabiliyor muyum? Hala orada çizik falan filan var. Ne bileyim muhalif takılanlar var. Nasıl bunu içine sindiriyorlar bilmiyorum yani. Koltuk el değiştirdi başlığı. Dönelim daha sola geçelim solsa artık Türk solu diyorum ben. Cumhuriyet Kaşdesi Kemalist solda diyebilirsiniz. Cumhuriyet Kaşdesi dün ortalık yıkılıyor tek günden van. Yani. Biraz yaklaştırayım da görün. Birinci sayfada kayım adımı adımı diye küçücük bir yerde Van'a müdahale görüyor. Halbuki ne bileyim disk 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkacak diye daha büyük böyle sol üç köşeden bir haber görmüş. Yani son dakika olmuş ancak yetiştirmiş falan da değil yani baskıya. Bugün sonuç alınmış Van'da gene etekte Van'da gerili bitti diye veriyor. Yani gazeteyi şöyle bir açtığınızda ne olduğuna dair hiçbir fikriniz yok. Ama o arada CHP'nin Gazi Osman Paşa sandığındaki başka Beykoz'daki mücadelesini onu bunu daha geniş biçimde veriyor. Şimdi dolayısıyla takip ettiğiniz isimleri gözden geçirin. Yani şöyle gözden geçirin. Gazeteciliği, bir gazeteyi veya gazeteciyi anlama kılavuzu görmediği haberlerdir. Bu laf benim değil, Çetin Altan'ın lafı. Halk TV'ye bakın mesela. Halk TV'nin kim bu unsurları? Vermeyeceğim isim. Bakın geriye doğru tweetlerine. İki gün boyunca Van'dan, Van'da ne olduğuna dair tek tweet bile atmadılar. CHP'nin çeşitli noktalardaki sandık mücadelesine ilişkin tweetler attılar. Ama Van'da ortalık yıkıldı yahu. Yani salının çarşambanın gündemi buydu. Ama tek tweet bile atmadılar. Evet. Bu da medyayı anlama kılavuzu. Beritan Can Özer paylaşmış gazeteciler Dilan Şimşek, Ferhat Sezgin ve Sema Korkmaz'ın da aralarında olduğu 116 kişi adliyeye çıkarılacak diyor. Ertelenmiş yeni bilgi. Yani gözaltı süresi uzatılmış ve galiba yarın adliyeye çıkarılacaklar. Gazetecilik bir kere daha adliye koridorlarında van yüzünden. Ama ve elbette en önemli yani mühim gelişmelerden biri de buydu. Muhammed böyle gözaltına alınmıştı gülümseyerek ve böyle el işareti yaparak bu da otobüste onun e, tespit edilmiş bir fotoğrafı tutuklandı maalesef tutuklandı ve dikkat ederseniz hep e, şeyde bile adliyede bile gülümsüyor fakat e, maalesef tutuklandı e, bunun da takipçisi olacağız Muhammed'in de takipçisi olacağız ki Van'ın e, sembol ismi bu fotoğrafla sembol ismi evet, bunun da takipçisi olacağız. Şimdi AKP'ye dönelim. AKP kaynıyor e, faslına geldi sıra. Hayati Yazıcı, ben de dün burada mevzu ettim, tekrar etmeyeceğim. Böyle bir tweet attı. Yani Van'da yaşananlar cinnet halidir, cinnettir. YSK'yı tebrik ederim, e, isabetli kararla durumu sonlandırdı dedi. Yani cinnet halini sonlandırdı. Sonra bu tweet'i sildi. Bu kepsi ben aldım. Yani sosyal ağlardan kopyalamış değilim. Ben aldığım sırada tweet yayındaydı. 54.2 bin kere de görüntülenmişti. Sonra da silmiş. Silmesi durumu değiştirmiyor. Düşüncesini değiştirmiyor. Ama neden sildiği de ortada. Yani bu insanlar öyle omurgasız insanlar ki. Yani görüşlerinin de arkasında dulamaz, laflarını değiştirir falan. Fakat hayat yazıcı önemli. Ta Pınarhisar falan sürecinden beri, İstanbul Belediyesi'nden beri Tayyip Erdoğan'ın en yakınlarından avukatı, sırdaşı, AKP çelik çekirdeğinin içinde ve bu dönemin mimarlarından biri. Tıpkı Aziz Babuşçu gibi dün konuşmuştum. E, o açıdan bu parti içindeki vozurdamayı göstermesi açısından önemli. Orhan Atalay eski milletvekili AKP'deki ruh ve mana kaybını önlemenin ilk düğmesi milletin evinden millete sallanan parmağı kesip atmakla olur ancak demiş. Milletin evinden millete sallanan parmak nedir? İzzet Özgenç onu daha açık yazmış. Türk Ceza Kanunu mimarlarından Profesör Doktor Doğayan Hukukçu. Diyarbakır 5. Ağır Ceza'nın seçimden hemen önceki bu işte yasa, yasaklıdır bu seçemezsiniz Abdullah Zeydan'ı kararı hukuk hassasiyetiyle vicdani kanaatın yansıması olarak verilmiş bir karar değildir. Bu karar Beştepe'deki çakalın hüneridir demiş. Beştepe'deki çakal deyince hemen hukuk işlerinin başındaki Mehmet Uçum akla geldi. Odur değildir. İzde Özgenç onu kastetti, kastetmedi bilmiyoruz. İsim vermiyor. Ama Beştepe'deki çakal deyince akla gelen Mehmet Uçum. Mehmet Uçum da upuzun bir tweet attı. Dün. Dün gece vakitlerinde Türkiye saatiyle 11.20 dolaylarında. Cumhurbaşkanı başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili. Şimdi tweet'i ekranda ve sarıyla işaretlediğim yerdeki üsttenci, tepeden bakan, kararın arkasında duran falan şeyi görüyor musunuz? Yani şey yani bu işi biz yaptık ve arkasındayız demeye getiriyor. Batıcı neoliberal iç kesimlerin hevesleri kursaklarında kalacak e, filan e, işte Türkiye bir istikamet çizdi devlet bunu okudu milli devlet iradesi haddini bildirir devlet gibi konuşuyor adam böyle üstten devlet de toplumda farkında bilmem Van olayında aldıkları tutumların kaydedildiğini herkes fark eder falan muhalefete parmak sallıyor Türkiye'nin bütünlüğüne yönelik saldırı planlarının parçası falan böyle ve en son Van'la ilgili de şunu söylüyor yasaklı hakların iadesinin söz konusu olamayacağı ama bunun nasıl olduğunu da değerlendirileceği not edilmeli. Yani diyor esasen diyor yasaklıydı bu adam nasıl iade edildi ki? Zaten HSK da onun incelemesini başlatmış durumda. Nasıl siz bu adamın haklarını iade ettiniz diye Diyarbakır 5. Ağır Ceza'ya. Sonra da Diyarbakır Ağır Ceza Aman saraya ayıp olmasın diye yanlıştan dönmeye çalıştı veya bir talimatla yanlıştan dönmeye çalıştı ama durumu toparlayamadılar. İçindeler. Boğazına kadar içinde yani bu işin. Yani Van kararını da, Van'da ikinci adaya Mazbata kararını da burada danışman savunuyor. İşte onun için AKP kaynıyor. Tespiti yanlış değil. Orhan Miroğlu konuşmuş. Partimizin sembolü haline gelmiş dostumuz Hayati Yazıcı'yı kastediyor. Partimizin siyasi ve hukuki işler başkanı gibi konuşuyor. Bir başka dostumuz da devlet adına kayıt tutuyor. Nasıl olacak gidiyor? Nasıl bir yüzleşme yaşayacağız gidiyor? Evet böyleyken böyle. Ee, bu durum enteresan. Peki diyeceksiniz ki yani bazı görüşler var. İşte bu durum Erdoğan'ın bilgisi ve onayı dahilindeydi veya değildi. Şimdi şehir eşkıyalarına nefes aldırmayız diye... Sabahta bugün manşet oldu. Erdoğan'ın iftar konuşması. Bu konuşmanın geniş bir bölümünde birileri yine sokaklarımızı terörize etmeye kalkıştı. Türkiye Cumhuriyeti çadır devleti değildir, olmayacaktır. Dağdaki eşkıyaya nasıl müsaade etmiyorsak kendini devletten, hukuktan üstün gören şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağız falan diye konuştu. Arkasındalar operasyonu. Onlara rağmen olmuş değil yani. Dolayısıyla bunu da bu şekilde tutmak gerekiyor. Bir diğer konu da şu. Van'daki temizlik görüntüleriyle yavaş yavaş bağlayayım. Van'ın Saray ilçesinde dün belgesini ekrana getirmiştim. Sehan ee, Seyhan Avşar'ın paylaştığı bir belgeydi. Van'ın Saray ilçesinde. Yani 14 belediye, büyük şehirden bahsediyoruz. Bu da Saray ilçesi. Seçimi ikinci olarak tamamlayan CHP'li aday, ilçe seçim kuruluna başvurarak seçimi kazanan aday hakkında araştırma yapılmasını ve mazbatasının iptal edilmesini istemişti. Tıpkı merkezde olduğu gibi. Bir CHP'li aday, Nasıl ki Abdullah Zeydan hakkında böyle bir karar çıktı acaba ben de bundan umutlanabilir miyim diye. Bugün Dem Partili adayın memnu haklarının incelenmesi için başvuru yapan CHP Saray İlçe Başkan Yardımcısı Yasin Arslan Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edildi. O açıdan e, bu kararı da önemsiyorum. E, CHP e, doğru bir tavırla e, Abdullahat Arvas'ın yolundan gitmeye çalışan bir CHP'liyi hem de Van Saray ilçesinde bir de düşürebiliyor musunuz? Merkeze heyet göndermiş CHP bir hukuk heyeti e, ve DEM Parti ile dayanışıyor. Abdullah Zeydan'la orada dayanışıyor. Abdullah Zeydan'ın e, sandık iradesini milletin oradaki sandık iradesini korumaya çalışıyor. O arada Van'da bir ilçede bir CHP'li acaba buradan biz de bir şey çıkartabilir miyiz diye harekete geçiyor. Bu haber çok yaygın bir şekilde de paylaşılmış değil. Yani dün bugün baktığınızda öyle çok manşetlerde falan da değil. Neden? E yani CHP'nin zaferi gölgelenmesin diye. Hayır. Bütün bunların hepsi ortaya konmalı ki zaten kamuoyu doğru bir şekilde bilgilenmeli. Bu tür şeyleri düşünen aklından geçirene asla ve asla fırsat ve imkan verilmemeli. Evet Van sokağa çıktık. Caddelerimiz, sokaklarımız kirlenmiş olabilir. Biz e, temizleriz, çöplerimizi de toplarız diye şahane bir kampanya götürüyor. Kutlamalar ikinci kere, ikinci zafer kutlamaları olarak devam ediyor. Kutlu olsun fakat dikkatli olmak durumundayız. Çünkü Mehmet Uç'umu getirdim, diğer AKP'liler yazılan silinen tweetleri getirdim, sarayın tutumunu getirdim, AKP adayının tutumunu getirdim, geriye doğru organize bir eylem ve işlem olduğunu ekrana getirdim. Durmayacaklar. Ee, bir taarruz, bir saldırı, bir oyun, bir test yaptılar ve püskürtüldüler. Ama durmayacaklar, devam edecekler. Farklı tekniklerle, farklı yöntemlerle, ortalığı karıştırmak. Van'da kısmi bir olağanüstü hali ilan edildi. Tam o arada Van e, valiliği 15 gün boyunca e, Van'a giriş çıkışları yasakladı. Dedim ya devlet tümüyle organize olmuş. Yani her şey her şey her şey planlanmış. Van valisi de işin içinde. Van valisi kendi başına böyle bir karar almaz. Haliyle bütün e, tamam belediye başkanları seçildi ama valiler orada, kaymakamlar orada ve onlar Erdoğan'ın atadığı isimler, sarayın atadığı isimler. Polis orada, kolluk gücü orada, asker orada. Dolayısıyla e, bundan sonra da dikkatli, kız olmak gerekiyor. Muhalefetin bir muhalefet işbirliği, bir muhalefet harekatı, Van'daki dayanışma yüzde yüz müdür? Hayır yüzde yüz değildi ama yetti. Bundan sonra gerçekten hemen her noktada %100 dayanışmaya ihtiyaç var. Diyor ve manşeti bugün bu duygularla noktalıyorum. Yarın tekrar görüşmek umuduyla hoşçakalın.